Bitexen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekoturk TV'de ben Cenk Kalk Yoldaş, emtia piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Maalesef yurt dışında DXY'deki kuvvetlenme ve aynı zamanda ABD 10 yıllıklarda, 2 yıllıklardaki faizlerin yukarı gidişi riskli varlıklar dediğimiz sınıflarda satışlara yol açtığını, güvenli liman tarafında dahi satışlara yol açtığını gösteriyor. Altında 1700 dolar sınırına geldik, dayandık. Diğer piyasalar, varlıklara baktığımız zaman kriptolarda Bitcoin'de 20 binin altında bir fiyatlamayı görüyoruz. Petrol fiyatlarına içinden gelen kapanma haberlerinin etkisiyle bir aşağı yönlü talep tarafındaki sıkıntı olabileceği beklentisi baskı unsuru olarak karşımıza çıktığını gösteriyor. Bunların hepsi bir risk iştahına, zayıf olan bir Eylül ayına başladığımıza işaret ediyor. Bakalım Fed'in faiz arttırımı noktasındaki beklenti piyasada %75 olasılıkla 75 bas puanlık bir faiz artırımına işaret ettiğini görmekteyiz. Gelişmeler tabii ki önemli olacak. Bugün gelecek olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yarın gelecek olan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve saatlik ücretler gibi faktörler bizim için biraz daha yön belirlemede ana faktörler olarak kullanacağımız enstrümanlar diyelim. İsterseniz bir haber başlıklarını detaylandıralım. Peşinden fiyatlamalar, ondan sonra grafiklerle yorumlarımıza devam edelim. Yalından Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yönelik açıklama geldi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeye ilişkin imser olduğunu ifade etti. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yellen'ın İngiltere Maliye Bakanı Nadim Zahavi ile görüştüğü bildirildi. Yellen söz konusu görüşmede ABD ve İngiltere'nin bir dizi ortak küresel hedef ve öncelik çerçevesinde yakın bir şekilde çalıştığını da aktardı. G7 finans liderleri Rus petrolüne fiyat sınırını görüşecek. Beyaz Saray G7 Maliye Bakanlığı'nın yarın yapılacakları toplantıda ABD Biden yönetiminin Rus petrolü için önerdiği fiyat sınırını ele alacakları bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Putin'in gelirlerini sert bir şekilde vurmanın en etkili yolunu bu olduğuna inanıyoruz ve bunu yapmak sadece Putin'in petrol gelirlerinde değil, aynı zamanda küresel enerji fiyatlarında da bir düşüşe yol açacaktır, dedi. Çin'e ait 62 savaş uçağı ve 7 gemi ada çevresinde görüldü. Tayvan Savunma Bakanlığı dün gün içinde Çin'e ait 62 savaş uçağı ve 7 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ada çevresinde görüldüğünü bildiren uçaklardan 15'inin Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesini ilan ettiği yerin güneybatı bölümünde uçtuğu da açıklandı. Çin'de artan vakalar Covid önlemlerini genişletti bir diğer başlığımızdı. Güney Çin'in teknoloji merkezi Shenzhen'de Covid önlemleri sıkılaştırıldı. Şehrin en kalabalık bölgesi Wuhan'da büyük etkinlikler ve iç mekan eğlencesi 3 gün boyunca askıya alındı. 13 milyondan fazla şehir sakinine ev hapsi sahipliği yapan Shenzhen'in 10 bölgesinde en az yarısı eğlence mekanlarının tamamen kapatılması talimatını verdi. Türkiye, Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi konumunu koruyor. KPMG Türkiye'nin yayımladığı 2022 yılına ait çelik sektörel bakış raporunda yer alan verilere göre Türkiye'de çelik sektörü 2021 yılında üretimini %13 arttırarak 40 milyon ton üzerine çıkarttı. Böylelikle Türkiye önceki sene olduğu gibi 2021 yılında da yerini korumuş oldu. Hemen dönelim fiyatlamalara bakalım. Altın 1702 dolarda kritik eşiğe geldik, dayandık. Bunun bir altındaki seviye artık 1680'ler, o bölgenin ötesine geçilmemesi gerekiyor. Ama maalesef hep belirtiyorum, DXY'de kritik bölgelerdeyiz. Bu bölgenin ötesine gelişmeler yaşanması halinde resim ve bozulma potansiyeli sergilenebilir. 20 yıl önceye döndük neredeyse DXY tarafında. Gram altında 1000 TL'nin altına indik. Altındaki geri çekilmenin etkisiyle her ne kadar dolar TL 18-20'de olsa da altın onstaki düşüşün daha derin olması gram altın fiyatını 1000 TL'nin altına taşımış oldu. Gümüşte 17.74'teyiz. %1.30'luk düşüş söz konusu. Gram gümüşte de 10.38'lere kadar geldik. Paladyum tarafında 2090'dayız. Platin 841,
Brent'te 95 dolara geldik. Daha şurada 3 gün önce 104 dolarlar konuşurken bir anda 95'lere geldiğimizi görüyoruz. Gelen haber başlıkları burayı sıkıştırdığını söylemek mümkün. Amerikan tipi petrole döndüğümüz zaman 89 doların hemen altında. Doğalgaz 9.04'te, soya fasulyesi 1488, mısır 668, buğdayda 809 ve kahvede 239 karşımıza çıkan değerler. Evet, hemen majör faktörlerimize bakalım. Ana resmi bizi bozan faktör DXY. Hep belirtiyoruz. DXY'de kritik bölgeye geldik, dayandık. 109,5 seviyesi oldukça önemli bir bölge. Baktığımız zaman bu resim artık 22 yılı, 2000 yılından bu yana olan süreci resmettiğini belirtelim. Daha önceki süreçte şu bölgede artık şuraya baktığımız zaman, pardon, burası yaklaşık olarak 110-120 bandındaki bir bölge işaret ediyor. Bu bölgenin üzerine çıkacak mı, çıkmayacak mı? Neden diyeceksiniz? Bu düşüş sonrasındaki ilk tepkide geldiğimiz yer 109,5 seviyesiydi. Şu anda en yüksek gördüğümüz yer orası oldu. Şu son fiyatlama 108,93'lerden geçtiğini belirtelim. Eğer bu bölgenin ötesine taşıyorsa, görüldüğü üzere yukarıda 120'leri hedefleyen bir yapı oluşmaya başlıyor. Arada 112 hedefi gündemde olacaktır. Maalesef buradaki seyir güçlenme devam ettiği sürece piyasaların önündeki engeller birer birer korunmaya devam edecektir. 240 dakikalık grafik açısından bakarsak yatay bir seyir içinde olduğumuzu söylemek mümkün. Bir bant hareketi içine girdik. 100 bas puanlık bir hareketin içine sıkıştı diyebiliriz. Aşağıda 108.25, yukarıda 109.25 yön arayışı. Yön arayışında da ana senaryoyu destekleyecek verilere bakıyor. Önümüzdeki bir hafta içinde gelecek veriler Fed'in bundan sonraki atıcı adımları şekillendirmeyeceği için diğer piyasalarında üzerinde bir etki unsuru olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bakalım burada geri çekilmelerde 108.30'un ötesine düşecek bir fiyatlama gelirse piyasalarda bir rahatlama gelmesi beklenir. Bu da hem altında hem kriptolarda hem de borsalarda bir toparlanma sinyali oluşturur. Ama 109'un üzerinde kalıcılık devam eder, hatta 109.30'ların üzerine fiyatlamalar görüyorsak maalesef orada da satışların biraz daha derinleşme potansiyeli gündeme gelecek demektir. Yön arayışlarını buna göre şekillendirmek şart. Hemen dönelim tahvil piyasasına da bakalım. Tahvil piyasasındaki gelişmeler ne işaret ediyor? 30 yıllık tahvilde 3.31'deyiz. Baktığımız zaman hemen hemen son 3 ayın en yüksek seviyesine gelmiş, dayanmış vaziyette olduğunu görüyoruz. Mayıs ayı içinde 3.47 seviyesi de önemli bir eşik test edilmişti. O bölgeden tekrardan ortalamalara kadar çekilmişti. Özellikle yeşilde gözüken 8 aylık ortalama. O bölgeden tekrardan bir satışla karşı karşıya kaldık. Şu anda o ortalama 2.93'te olduğunu belirtelim. Fiyatlama nerede? 3.31'de. Burada da makasın tekrardan açılma yönünde hareket ettiğini görüyoruz. 10 yıllık tahvil tarafına dönersek, 10 yıllık tahvil tarafında da bizim için kritik eşik olarak 3.12 olduğunu söylüyorduk. 3.12'nin ötesine taştık maalesef. Bu süreç bize şunu söylüyor, bir trend oluştu. Bu trend kırılmadığı sürece hareket hala maalesef kaçış yönüne, tahvilden kaçış yönüne işaret edecektir. Likidite sıkıntısından dün bahsetmiştik. Hatırlarsanız ciddi şekilde kısa vadeli kağıtlarda, özellikle de 2 yıllık tahvilde likidite sorunları olduğu belirtiliyor analistler, uzmanlar ve piyasa oyuncuları tarafından yapılan açıklamalarda. 23 trilyon dolarlık bir ABD tahvil piyasasından bahsediyoruz. Artık bu büyüklükteki olan bir piyasa için 50 milyon dolar gibi rakamlar küçük rakamlar olarak kabul ediliyor. 50 milyon dolarlık bir ordino ile bile fiyatların ciddi şekilde sıçramaya yol açtığını belirtiyor. Normalde 50 milyon dolarlık bir satışın fiyatı etkilememesi beklediği belirtiliyor. Ama son dönemdeki gelişmelerde ciddi sıçramalar yarattı. Özellikle de likidite sıkıntısının devam ettiği noktada vurgular olduğunu gösteriyor. Bakıldığı zaman son 20 sene için değerlendirdiğimiz 2008 finansal krizinin dışında tutarsak likidasyonun en düşük seviyeye geldiği piyasa fiyatlamasının içinde olduğumuzu belirtelim. Bu da maalesef kırılımlara yol açıyor ister istemez. MTI fiyatlamalarına geçmeden önce bir bu bilgiler ışığında dolar TL'deki ve aynı zamanda özellikle de sepet kurdaki fiyatlamalara bakmak isterim. Kısa vadeli buradaki 30 dakikalık grafik açısından değerlendirdiğimizde basamakları net şekilde görüyorsunuz. Kademe 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 yukarı doğru gitmek isteyen bir yapıya işaret eden grafiğimiz var.
Aylık grafiğe dönersek, aylık grafikte bizim için kritik eşik 17.92'ye çekildi yeni ay atlamasıyla beraber. Hatırlarsanız dün 17.42'lerde olduğunu belirtmiştik. Ay atlamasıyla bunun sıçrayacağını vurgulamıştık. Bugün geldiğimizde 17.92 kritik eşiğimiz. Fiyatlama nerede? 18.20'de. Bizim burada muhakkak ve muhakkak bir şeylerin değiştiğinin algısı oluşabilmesi için 17.92 altında bir fiyatlamaya ihtiyacımız var. Net şekilde gözüküyor. Peki dönelim sepet kur tarafına bakalım. Sepet kur bize ne söylüyor? Sepet kur tarafındaki fiyatlamada da karşımıza çıkan seviye, kritik eşiğe geldik, dayandık. Nedir bu kritik eşik seviyesi? 18.22.23. 18.22.23 bölgesi, hatırlarsanız vurguladığımız yer 18.12 ile 18.23 arasıydı. Bu bölgenin ötesine geçilmemesi gerekiyor. Eğer bu bölgenin ötesinde bir fiyatlamalar başlıyorsa, kalıcılık başlıyorsa, haftalık kapanışlar gelmeye başlıyorsa, maalesef hareket yukarı doğru bir %4-%5'lik daha marj yaratma durumuyla karşı karşıya kalacaktır. O nedenle 18.23'ü önemsediğimi belirtmek isterim. Aşağı doğru hareketlerde de farkındaysanız iki tane özellikle 8 ve 20 pardon 2 ve 4 haftalık ortalamalar bizim 18.07'de ve 18.11'de aradaki makas iyice kapanmış vaziyette, o bölgeden destek aldığımızı görüyoruz. Daha dün de belirttim. Daha önceki yorumlarımızda şunu gördük hareketlerde. Ne zaman mavi ile yeşil kendisini bir araya getirse, ne zaman getirmiş? Burada getirmiş. Yataylaşma, sıkışma, ağız kapanma çabası hemen peşinden bir hareketlenme gelmiş. Yine burada bir sat sinyali üretmeye çalışmış. Aşağıdan ancak mora kadar inebilmiş. Sonra peşinden tekrar yukarı gitmiş. Tekrar burada bir ağız kapanmaya çalışmış, tekrar yukarı gitmiş. Şimdi yine ağız kapanması var. Aşağıda geri çekilme sınırı 17.88. 17.88'in ötesine geçemeyen fiyatlamalar maalesef burada daha sonrasında ters etki yarattığını görüyoruz fiyatlamalar adına. Hemen dönelim. Refinitiv'in çekirdek MTI endeksine bakalım. 290'a kadar geri çekildik. 300 sınırına kadar gitmiştik. Arkasında yatan faktör bu. Çin'deki kapatmalar olduğunu hatırlatalım. Bu önemli faktör. Petrol tarafında ciddi bir kırılma yol açtı. Bir diğer faktör de Rus petrolüne tavan limit getirilmesi, sınırlama getirilmesi gündeme gelen toplantının yarın gerçekleşecek olması. Bunlar da özellikle petrolün bu sepette etkisinin ağır olması nedeniyle geri çekilişte önemli bir etkisi oldu. Keza aynı şey Bloomberg'in MTI endeksi için de geçerli. Burada da iki önemli ortalamanın üzerinde tutmaya çalışıyordu. 121.60'lar 70'lerin üzerindeydi. Yukarı doğru gitme çabası vardı. Bugün itibariyle bu ortalamaların altına sarktığımızı gösteriyor. Bu sevindirici bir gelişme. Enerji maliyetleri açısından bizim için önemli faktör olduğunu hatırlatalım. Buradaki geri çekilmenin bakalım aşağıdaki 115 bölgesine kadar sürdürülmesi gerçekleşebilecek mi? Ne kadar başarılı olacak? Yarın uygulanmaya çalışacak olan karar diyelim. Altın tarafına dönelim. Altın ETF'lerine bakalım. Oyuncu ETF'ler al-sat yapmaya devam ediyorlar. Gene aldıklarını satmışlar. Eksi taraftan fiyatlama var. 456 bin onsluk bir azalış var. 68.1 milyon onsa inilmiş. Hemen dönelim altının günlük grafiğine bakalım. Maalesef son 6 gündür aşağı doğru yönlü giden bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. Ne zamandan beri özellikle de FED toplantısı Jackson Hole'la birlikte başlayan fiyatlama burada aşağı doğru sert bir baskıya yol açtığını görüyoruz. 1702 sınırına geldik, dayandık. Son durak, bu bölgenin ötesine taşarsak ikili dip ortaya çıkar, 1680. 1680 ötesinde fiyatlama görmememiz lazım. Eğer görüyorsak iş biraz bozulmaya başladı. Resim oldukça tatsız bir şekil almaya başlayacak demektir. Geçmişten birazdan uzun vadeli grafiği tekrardan hatırlatmak babında inceleriz. Orası bize daha bir net fikir verecektir. Burada tepki hareketleri için ne gerekli? DXY'de bir kere geri çekilme şart. 108.30 bölgesinin aşağısında bir fiyatlama görürsek burada bir toparlanma sinyali oluşur. Bu bir. İki ABD tahvillerine tekrardan 3 ve altına fiyatlamalar görmemiz lazım. Bu ikinci faktör olacaktır. Eğer öteki geliyorsa zaten onda da bir aşağı doğru dönüşün beklenmesi beklenir. Bu da demektir ki yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisi tarafında beklentilerden
oldukça altına bir veriyle karşı karşıya kalmak durumu söz konusu olsa, iş piyasasında tekrardan tam istihdamdan yukarı doğru bir kımıldanma, 3.5'lerden 3.6, 3.7'lere doğru. Saatlik ücretler tarafında bir durulma, aşağı doğru eğilimin başlaması, saatlik ücretlerde bir artış sinyali olmaması gibi faktörler eğer gerçekleşirse, o zaman burada da bir toparlanma beklenmesi gerekir. Hala düşen trend içindeyiz. Hala düşen trendten kurtulamadık. Düşen trend çizgisi nereye kadar geldi dayandı? 1757'ye kadar gelip dayanmış vaziyette olduğunu belirtelim. Bu iş biraz daha buralarda oyalanmayla devam eder. Şu bölge gibi bir yerlerde oluşur ise o zaman 1738'lere kadar bunun inmesi beklenebilir. Önümüzdeki 5-6 iş günlük periyot içinde. Önümüzdeki haftada işte gelecek olan enflasyon verileri tabii ki odakta olacaktır. Oradaki gelişmeler de beraber biraz daha şekillenecek piyasanın gidişatı diyelim. Burada dediğim gibi hareketin tepki niteliğinden kurtulabilmesi için düşenin ötesine taşması lazım. Şu an için resim çok parlak değil. İkili dip çalışmasına işaret ettiğini net şekilde söyleyebilirim. İkili dip çalışmasında arayış neresi? Dediğim gibi 1702'nin altındaki bir fiyatlama biraz daha bizi tekrardan 1680-1685 bandını çekmesi beklenecektir. Şaşırtıcı mı? Hayır değil. Peki, hatırlarsanız hep belirtiyoruz. İşte 2013-2015 periyodu, o zaman işte bilanço daraltma hikayelerinin konuşulmaya başlanmasının gündeme geldiği dönemler, faiz arttırımlarının konuşulmaya başlandığı dönemler, 2008 krizi sonrasındaki o parasal genişlemedeki bilanço büyütmesinin küçültülmesi döneminin sinyallerinin verildiği dönemde altında ciddi bir kırılım olmuştu. O tarihlerde, bugün bu tarihle kıyasladığımız zaman en büyük fark, hala o büyük kırılım oradakine benzer kırılım yaşanmamasının temel faktörü nedir diye sorarsanız, o dönemde enflasyon yoktu. Bu dönemde enflasyon olması buradaki düşüşü biraz daha önüne geçmiş vaziyette tuttu. Baktığımız zaman 1680 ötesine taşılmaması gerektiği net şekilde görülmekte. Hatta o zaman 1680 ötesine gidersek aşağıda nereler gündeme gelebilir? İstiyorsanız ona da bir bakalım. O da bize sıkıştırırsak grafiği. 1680 ötesindeki fiyatlamalarda FIBO hedefi olarak 1610'lar gündeme gelmeye başlar. Aman diyelim bir an önce kendisini toparlatsın. Yoksa bu bölgeden kurtulmak zor. Demin size anlatmaya çalıştım. Aylık bir grafik var diyordum. O aylık grafiği şimdi bir kez daha üzerinden geçelim. Daha önceki dönemlerde buradaki hareket başlangıç noktası 2000'deki dip nokta. 2000'de altın dip noktasını gördükten sonra harekete başlıyor ve bu harekette ilk etapta ilk zirvesini 2008 zirvesi krizi döneminde görüyor. Ondan sonra bir geri çekim yapıyor. Daha sonrasında da 2011 sonu 2012 başında da 1920 tepesini tescilliyor. Aynı noktadan aldığımız bir başka bir Fibonacci projeksiyon çalışmasında o dipten 1921 tepesine götürüp ondan sonra gerçekleşen 2015'teki dip bölgeye getirdiğimizde aldığımız bir projeksiyon var. O da bize 2070 tepesini tescillemişti. Yani buradaki projeksiyonlar çok sağlıklı çalışan faktörlerdi. O nedenle önemsemek gereken fiyatlamalar olduğunu belirtelim. Şimdi o dönemde farkındaysanız şurada bir kırılım yaşanıyor. İşte bu kırılım 2013'ün Mayıs'ında Bernanke'nin bir konuşması var. İşte bankacılık komitesinde yapmış olduğu sunumda işte bilanço daraltmayı bir anda gündeme getirebileceklerini vurguluyor. İşte ondan sonra başlayan süreçte ciddi bir kırılım. Farkındaysanız bu kırılımla birlikte bir yatay bant içine giriyor. Düştükten sonra aşağıda 1100 hatta 1050, 1300 bandında bir 4 sene kadar bir süre geçiriyor. Ondan sonraki hareket başlangıcıyla beraber işte COVID-19 salgının etkisi, güvenli liman arayışı, biraz da riskli varlıklardan kaçış gibi faktörler burayı tekrardan yeni bir zirve oluşturuyor. O da 2071'e getiriyor. Şimdi baktığımızda burada yeşille morun kesişimiyle birlikte ciddi bir kırılım yaşıyor. Yeşilin altındaki fiyatlamaların gelmesi aşağıdaki ortalamalara doğru bizi çektiğini gösteriyor. Şimdi biz de şimdi burada yine tekrardan yeşilin altında fiyatlamalarla karşı karşıyayız. Bu hemen hemen üçüncü ay periyoduna girdik. Yeşilin altında fiyatlamaların başlaması. İşte bu yeşilin altındaki fiyatlamalar bizi kırmızıya kadar sürükleyebiliyor.
kırmızıyla temaslandık. O da gerçekleşti 2 ay önce. Geçtiğimiz ay oraya temaslanmadık ama bu ay tekrardan geliyoruz. İşte mesele o kırmızının altında fiyatlamalara doğru kayarsa iş biraz daha sarpa sarmaya başladığını gösteriyor. Ve peşinden de sarı ve ondan sonra aşağıdaki Fibo desteğine kadar sürecin tetiklenmesi. Bu dönemdeki yaşanan faktörün arkasında enflasyon olmayan bir dönem olması yatıyor. Şimdi bu dönemde biraz daha dirençli kalması, normalde farkındasınız buradaki sürenin boyutuyla şuradaki sürenin uzaması biraz farklı. O aradaki farkı getiren ana unsur da enflasyon fiyatlaması diyelim. O nedenle 1680-1678 o bölgenin ötesine geçilmemesi lazım. Geçiliyorsa iş biraz daha sarpa sarma noktasına hareket ediyor demektir. Hemen 1634'leri işaret eder. 1634'ün altına inerse eğer fiyatlama o zaman başka şeyler konuşmaya başlarız. Pek hoş olmayan fiyatlamalara işaret edecektir diyebilirim. Peki dönelim bir sonraki grafiğimize bakalım. Gümüş tarafındaki gümüş ETF'lerine bir 2,5 milyonluk onsluk daha çözülme gelmiş. Ana tutucudan 831 milyon onsa kadar gelmişiz. Gümüşün günlük grafiğine bakalım. Gümüşte de 30 dolarlardan başlayan hareket bir 18-25'te soluklanma yapmıştı. Bir tepki geldi. 20-90'lara kadar gelmişti. Ondan sonraki başlayan süreçte maalesef ortalamanın altında kalmaya devam etti ve Fibo'la teker teker açtı. 18-22 dibi dün itibariyle kırıldı. Bir alttaki Fibo hedefine doğru yakınsadı. Neresidir orası? 17-49, 17-50 bölgesi. Bu bölgeden bir tepki vermeye çalışıyor. Maalesef buradaki hareketin yeni dip oluşturması trendin zayıf kalmaya devam ettiğini bize gösterdiğini söyleyelim. Peki dönelim hemen bir sonraki grafiğimize bakalım. Aylık grafiğe bakalım. İşte aylık grafikteki ana Fibo desteğine geldik dayandık. 17.72 nerede fiyatlama? 17.72, 73, 75 o bölgedeyiz. Önemli destek. Daha önceki 2 aydaki gerçekleşen düşüşlerde bu bölge test edilmemişti. Öncesinde dönmüştü. Şimdi önemli bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Bu bölgenin ötesine taşıyorsa işte o zaman 13.80'ler bir alttaki destek konumuna geçecek bölgeye işaret edecektir. Farkındaysanız burada bizim takip ettiğimiz 12, 24 ve 36 aylık ortalamalar birbirine iyice yakınsadı. 21.69, 22.16 bölgesine kümelendi. Bizim bu olumsuz piyasa koşullarından kurtulmamızın önündeki en büyük engel bölgesi olacaktır. Ne zaman fiyatlama bu ortalamaların üzerinde cereyan etmeye başlar, o zaman gümüşteki kötü dönem artık sona erdi diyebiliriz. Şu an için baktığımızdan zayıf periyot hala devam ettiğini bize gösteriyor. Peki doğalgaz tarafındaki gelişmelere bakarsak, 10 sınırına giden doğalgaz tekrardan 9 sınırına çekildi. Burada hala güç toplama çabası içinde güçlü bir piyasa işaret ettiğini, geri çekilmelerin petrole kıyasladığımız zaman daha görece olarak zayıf kaldığını net şekilde gösteriyor. Bize sebebi de Avrupa-Rusya ilişkisi olduğunda hatırlatalım. ABD tipi ham petrole bakarsak tekrardan 87 bölgesine yakınsamaya çalışıyor. Bakalım 88-54'te 87 bölgesinin ötesine taşabilecek mi? 87 bölgesinin ötesine taşması demek biraz daha işlerin derinleşmesi demek. Bakalım yarın alınacak olan kararlar etkili olabilecek mi? Buna karşılık bir Rus silahı çekilecek mi? Buna önüne geçme yönünde aksiyonlar alınacak mı? Tepki hareketinde 50 günlük ortalama 96-45 güçlü direnç olarak çalıştı. O bölgeyi aşamayınca tekrardan dibe döndüğümüz görülmekte. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın. Bitexen Emtia Piyasası'nı sundu.